Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselamu ala Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. Teshil baştan 37. ders. Sual: Men seha fi's salati rubaiyeti ev's sulasiyeti. Bir kimse 3 rekatlık veya 4 rekatlık namazlardan birinde sehv yapar, unutkanlık veya şaşırırsa. Anil kaidetil ula. Yani birinci oturuşu yapmazsa, unutursa. Sümme tezekkere, sonra hatırladı. Keyfe yef'al, bu ne yapmalıdır? Cevap: Yanzuru fi halihi. Durumuna bakar. Bu kişi durumuna bakar. İmkanı ila halil kuudi. Şayet oturma pozisyonuna akrabe yakın ise, daha yakın ise kalkma pozisyonundan, ya'udu ile curusi, curusa yani oturuşa da geri dönecek, ve teşehhüdünü yapacak, ve yutimmu salatuhul bakiye, ve geri kalan namazını tamamlayacak. Ve leyse aleyh sucudu sevhi, ve onun üzerine sehv secdesi yoktur. Secdesi yapmasına gerek yoktur. Ve inkâne ile hâlil kıyâmi akrabu. Şayet kıyam haline, yani kalkış pozisyonuna daha yakınsa, la ya'udu, dönmez oturuşa, ve yemdi fi salatihi, ve namazına devam eder, kalkıp devam eder. Ve yescudu sehv için secde yapar. Ba'de teşehhüdil ahiri, son teşehhüden sonra, yüsellimu, ve sonradan selamını verir. Sual: Fe'in seha anil ki'detil ahireti. Son oturuşta unutkanlık yapar, yani oturmazsa, son oturuşu yapmamışsa. Mâze yef'al? Bu ne yapmalıdır? Cevap: İn seha anil ki'detil ahireti. Son oturuşta şaşırır, yani oturmazsa, unutkanlık olursa, fir rubaiyeti, dördüncü, dört rekatlı namazlardan, ve kamelel hamiseti, ve beşinci rekata kalktı unutup, yani oturmadan, raca'e ilel kaideti, oturmaya döner, geri döner, yani oturur. Malem yescud, beşinci rekata kalkıp da secde etme durumuna geçmemişse beşinci rekatta, o ne yapar? Hemen geri oturur, oturuşuna, teşehhüdüne tekrar oturur. Ve terekel hamisete, ve beşinciyi de artık, beşinci rekat kalkmış olduğu beşinci rekatı da terk eder artık, bir daha dönmez ona. Ve secdeler issehvi, sehv için de secdesini yapar. Sual: Fe'in kayyedel hamisete, 5 rekatlı namazlarda, yani 5 rekatlı namaz diyorum, 5. rekata kalktığında onu kayıt altına alırsa, bir secdetin secdesiyle, yani secdesini de yaparsa, 5. rekata kalkıp secde de yapmış olursa, keyfe yef'al, bu ne yapmalıdır? Cevap: Batala farduhum. Farz olarak kıldığı namaz batal olur. Yani farz olarak batal olur. Bi hadihis salati, bu namazda kılmış olduğu namazın o farziyeti kalkar ortadan. Farzlıktan çıkar yani. Yehennehu terekel farzı, çünkü bir farzı terk etmiş. Ey el kıyedetel ahirete, yani son oturuşu. Ve tehavvelet salatuhu naflen, ve o namazı nafile namaza dönüşür. İşte farz batal olur denilen olay bu. Yani namaz kompleden batal olmaz. Namazı yine kılmış olur ama nafile namaz olarak sayılır. Ve yedum ileyhe rakaten sadiseten, ve bu beşinci rekata kalkan kişi bir rekat daha kalkar, çift olsun diye. 2, 4, 6, 8 şeklinde bir nevi çift olsun diye bir rekata daha kalkar, 5 rekat şeklinde selam vermez. Faide: Kıs ala hâza, bunun üzerine kıyas et. Mâ izâ sehâ an kıyletil ahireti, son oturuşta sehv yaparsa ki,
Fisunayiyeti ve sulasiyeti, üçlü ve ikili namazlarda son teşehhüd, son oturuşu yapmayan kişinin durumunu da bana attığımıza göre değerlendir. Sual: Fe'in kâde fir-rabi'ati, dördüncü rekatta oturdu. Ve teşehhede teşehhüd de yaptı. Sümme kâme, sonra kalktı. Zannederek ennehâ rekatun saniyetun, o ikinci rekattır diye o zan ile dördüncü rekattayken kalksa teşebbüsünü yaptıktan sonra. Sümme tezekkere, sonra hatırladı. Keyfe yefal, bu ne yapmalıdır? Yani sonra aklına geldi ki bu yanlışlık yaptık. Dördüncü rekattı, bir ikinci rekat değildi şeklinde. Cevap: Yaudu ilel kuudi, kuuda tekrar döner. Malem yesüt lil hamiseti, beşinci rekatın secde olayını yapmamış ise. Ve yesüdü lissehvi, sehv için secde eder tekrar. Ve salatu sahiyetun, ve namazı da sahihtir, geçerlidir. Sual: Fe'in kayyedel hamisete, fe'in kayyedel hamisete, beşinciyi kayıt altına alırsa, bir secdetin secdeyle, yani secdesini yaparsa, Mâze yef'al, bu kişinin yapmalıdır. Cevap: Damme ileyhi harakaten uhra, bir rekat daha ekler üzerine. Ve yescudu lissehvi, ve sehvi için secde eder. Ve kattemmet selatu rek'a, ise onun namazı tamamlanmıştır. Er-reka'atul erba'u, dördüncü rekatı tamamlanmıştır. O dört rekat olarak kılacağı namaz tamamlanmış olur. Mimma ahreme, ihramda almış olduğu, ya yani ihram tekbiri esnasında niyet getirmiş olduğu hangi namaz değilse, o farziyet noktasında o farz yerine gelmiş olur. Ve rekatiz zayidetani, iki zayide olarak kılmış olduğu rekat ise lehu nafiletani, ona nafile namaz olarak sayılırlar. Sual: Men şekke fi salati, bir kişi namazında şeke düşer. Felem yedi etelasen, salla ve bilmiyor. 3 mü rekat mı kıldım, em arbaen, 4 rekat mı kıldım, bunu bilmiyor. Bunun hükmü nedir? Ma hükmü? Cevap: İn kâne zâlike evvela, eğer bu unutkanlık, yani 3 mü oldu 4 mü oldu meselesi konusunda, bu konu evvele ma arada lehu, kendisine arız olan ilk şey ise, fi hayatihi, ta hayatında, yani hayatında bu bir şey ilk defa bu şekilde yapmış oldu. Hayatında ilk defa bu şaşırmayı yaşadıysa, istenefe salah, namaza sıfırdan başlar. Yani namazı tekrar kılar. Ve kana zalike ya'ridu lehu kesiran. Bu ya unutkanlık, yani 3 mü kıldım 4 mü kıldım şeklindeki şaşırma olayı çoğunlukla oluyorsa, ben ala galibi zannihi, bu durumda zanni galibine göre hareket ederek onun üzerine bina eder. Yani zanni galibinde ben 3 rekat kılmıştım diyorsa, herhalde zannımca 3 rekat hesaplar. 4 rekat kıldım diyorsa zannımca, o zaman 4 rekat diye hesaplar. Ve kâde fi kulli mevdi'in, ve o noktadan sonra, yani zannına göre hareket ettikten sonra tüm oturma yerlerinde oturur ki tevehhemehu mevdi'e kuudihi, onu oturma yeri olarak hesaplayacağı zannedeceği tüm oturma yerlerinde oturur. Yani mesela 3 rekat diye ele aldı. 3 mü 4 mü dedi veya 2 mü 3 mü dedi. O durumda mesela 3 rekat dedi. Dördüncüyü de tekrar kılacak. O üçüncü rekatta o tekrar oturacak teşehhüd olarak. Çünkü bunun ihtimaldir ki 4 rekat, dördüncü rekatta olmuş olsun. İşte bu oturma yeri olarak olma ihtimali olan tüm oturma yerlerinde de oturacak.
lem yekun lehu zannu galibin, eğer zannı galibi yoksa bena alel yakini, yakine bina eder, yani yakini neyse ey ala akalli, yani ey alel akalli, yakinden kasıt da burada en azdır. Çünkü onu kesin yapmıştır. 3 mü 4 mü diyorsa demek ki 3'ü kesin yapmışım. 4 müdür değil midir diye şüpheye düşmüştür. Ve istihi ve secde ise yapar. Fi surateyni iki halde de, yani zann-ı galibine göre ve yakine göre, neye göre hareket ederse etsin, secde ise yapar her iki halde de.